Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Güneşten gözlerimi açamıyorum ben şu an ama. Hem de rüzgardan saçlarım önüme geliyor. Umarım sesimiz geliyordur. Bu video biraz motor tanıtım videosu gibi ama videoya geçmeden önce bir haberimiz var. Monty'ye maalesef veda ettik. Çünkü motorumuzu biraz daha yükseltmeye, daha güzel bir motor almaya karar verdik ve Monty'yi güzel bir aileye sattık, sahiplendirdik. Sanki hayvan sattık, parasıyla sattık. Monty bizim için çok güzel bir motordu. Yani şu an aldığım motora kıyaslamasını yapacağım zaten. Evet, çok tatlıydı, çok uğraştık. Neler neler yaptık Monty'ye. Ayaklığını yaptık, arkasını koltuk, yaptık. Koltuk yaptık. Çok uğraştık. O yüzden bizim bir de ilk motorumuzdu o. İlk gezerimizdi. Aynen, ilk aracımızdı. O yüzden biraz hüzünlendik ama yeni aldığımız motorda bence çok güzel. Evet. Yine çok tatlı bir motor aldık. Sadece biraz yükseltmiş gibi olduk. CC bakımına aynı bir motora biniyoruz. Şimdi sadece motoru tanıtacağız. Motorumuzun biraz teknik aksaklıklarından bahsedeceğiz. Tamire vereceğiz ve tamirden sonra neler değişti bir video daha çekeceğiz. Şimdi o yüzden videoda motorumuzu tanıtalım ve biraz Cuba Trendy'ydi Monty dediğimiz motorumuz. Cuba Trendy ile karşılaştıralım. Evet, sen karşılaştır. Tamam, anlaştık. O zaman hadi başlayalım tanıtmaya. Önceki motorumuz Cuba Trendy'ydi. Buysa Mondial ZNO 50 EC marka. Yok, şey yapıyordum ya, klip yapıyordum. Ay, kafam çekmiyor. Valla seninle aynı anda alamıyorum. Ha, orayı çektim. Çektim. Umarım sesim çıkıyor. Bilmiyorum. Yani benimle motoru baktığımdan tanıtmaya başladım. Öncelikle Trendy'ye göre bu motor daha ağır olduğu için daha yavaş kalkıyor. Yani iki motor arasında bir seçenek yapacaksanız ve motor hızlı olsun diyorsanız bu da 80'lik, Trendy de 80'likti. 80'liğe çevrilmiş olarak aldık direkt hazır olarak. Bu daha ağır çünkü bunun ağırlığı daha fazla. Kendi eklediğimiz ağırlıklar da var, çanta mesela. Her neyse, ben tanıtmaya geçeyim. Bu motorda benim ilk dikkatimi çeken şey el freni oldu. Bak, bunun el freni var ama freni sağlam tutmuyorsa bu el freni hiçbir şey yaramıyor. Bak, şöyle çalışıyor. Böyle yaptığın zaman boşa çıkıyor. Böyle yaptığın dur, zaman kilitleniyor. Bak şimdi, şu an açık. Tamam. Böyle yapıyorsun, kilitliyorsun, el freni görev görüyor. Böyle yaptığın zaman da açılıyor. Çalıştırma düzeni Trendy ile aynı. Trendy'den farkı, Trendy dijitaldi. Bak, bunu biraz klasik yapmışlar. Bu benim hoşuma giden detay zaten. Bakın, burada her şey klasik. Ha, kendini geliyor. Önden çek, ön farını çek. Bak. Önden baktığında da bunun bir retro tarzı var. Biraz daha klasik duruyor. Evet. Monty biraz daha dijital duruyordu. Nasıl ama? Gel. Ön aksamlarına yine tanıtalım. Gel. Bunları tanıtalım, sonra arızalarından bahsedeceğim. Birkaç arızası var. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu şöyle yaptığınız zaman motor marş almaz. Dando olması gerekiyor. Start var. Yine arka frene basıyoruz. Aynı şekilde diğer motorlarda basıyoruz. Ne çalışıyor? Dur, çalıştıralım. Şu ışığın sönmesini beklemeniz gerekiyor. Bir daha gösterelim. Bakın, açtığınızda sarı ışık yanıyor burada. Işık sönecek, sonra çalıştıracaksın. Bu şekilde çalışıyor. Bak şimdi, buraya bastığım an elektriği kestiği için stop edecek. Gördün mü? Aynen. Burası biraz start stop. Burada geldiğinizde sağ sol şeyler, sinyaller. Burada kornamız, uzun kısa farlarımız. Ön aksam bu kadar. Bu motorun Cuba Trendy'den tek farkı, Cuba Trendy'de dörtlü var. Motorda dörtlü yok. Dörtlü yapamıyorsun. Trendy'den bir farkı daha. Ayaklığı eğer aşağıda olursa, yan ayaklığı, normal oturtma ayaklığı değil de şuradaki yan ayaklığımız çalışmıyor motor. Kendini emniyete alıyor ve çalışmıyor. Motorun kendinden ayaklıkları var. Evet. Trendy'deki gibi eklemek zorunda kalmadık. Motorun oturma alanı daha hacimli, daha geniş. Biz evet. Trendy'de şu kadardı. Biz bunu kendimiz yapmıştık. Burada direkt. Motorun genel aksamları böyle ama kendi eklediğimiz bir çantamız var. Çantamızı gösterelim. Kendim eklemek daha doğrusu. Yani aldığımızda vardı. Normalen yok yani bu çanta. Nostalji çanta. Evet. Anteni var. Bakın, anteni var.
Ve bu içine o kadar çok şey alıyor ki. Araba bagajı gibi, gel içini çek. Evet. Çok büyük bunun içi ve bayağı bir şey alıyor yani. Şöyle hesap edin bakın. Biz pikniğe gittik. İki karış cidden biz bununla pikniğe gittik, içine doldurup. Bu çantanın olması lazım mı? Alt çantasını göstereceğim şimdi. Kendi orijinalinin alt çantası. Ben kötü çekim yapıyorum. Şeyi yaptın mı? Antenimizi gösterdin mi? Buradan göstermedim. Göster buradan da. Antenimiz var. Ve arkadaşlar, bu motorun video devamı gelecek. Video devamı niye gelecek? Şimdi arızalarımız var. Altı da göstereyim. Arızalardan bahsedeceğim. Arızalardan sonra kendimiz ekleme yapacağız. Burada teyit bekletiyoruz. Buradan altı açıyorsunuz. Normalde Trendy'de marş yerinden açılıyordu. Evet. Burada benim biraz eşyalarım var. Buranın depolama alanı biraz küçük. Aynen, depolama alanı küçük, o yüzden arka çanta olması çok iyi. Şu akü haricinde şurada bezim var. Bezi araya sıkıştırdım. Şöyle göstereyim. Burada pek koyma yeri yok yani. Kendi eşyalarımız var. Olsun. Yani bunun hacmi ufak. Şey olarak, boy olarak ufak. Benzin kapağımız burada. Şimdi benzin kapağı demişken arızalarımıza gelelim. Motorda kronik bir rahatsızlık varmış ve bu bana denk geldi. Ben motorun ikinci sahibiyim. Aldığım kişiden alırken çalışıyordu. Şu an çalışmıyor. Şey bozuk. Benzin göstergesi bozuldu. Ben de motoru getireyim. Kopya çektirmem. Onu izlemesin zaten. Olur. Kopya çektirmem. Sana ben evde izleyeyim. Dersin iyi çalışsın. Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun, iyi günler. Diyordum. Süper. Tamam. Ama nereye çektim bilmiyorum. Beni çektim. Nereye çektim. Amcanız bize renk kattı. Teşekkür ederiz. Benzin göstergemiz. İlk benzin yarıdaydı. Ben benzini aldım. Şu an full gösteriyor ama benzinimiz full değil. Yani benzin göstergen full de takılı kaldı. Şimdi bu yarıya kadar yükselecek. Ben kontağı iyice çevirip motor çalıştırdığımda full'e kadar dayanıyor ve maalesef ki bozuldu. Yani full de. Yarın motorumuz tamire giriyor. Kapatalım, geri düşsün. Diğer bir motorun rahatsızlığını göstereyim. Daha doğrusu gösteremeyiz onu, anlatabiliriz. Bir anda motor ışıklarda kalktınız veya çalıştırdınız, bastığınız an motor teklemeye başlıyor. Yolun ortasında rodeo yapıyorsunuz aynen böyle. Arka yöne, arka yöne. Yarın bunu da tamire vereceğiz. Bunun sebebinin ne olduğunu ve nasıl tamir edildiğini diğer videoda söyleyeceğim ki böyle sıkıntı yaşayan insanlar da ne kadara yaptırabilir, nasıl yaptırabilir. Ben yetkili servisine vereceğim ve şansıma da yetkili servisi arkadaşım olduğu için gönül rahatlığıyla veriyorum. Mondial'in kendi servisi var Eskişehir'de, oraya vereceğim. Hizmet motoru Eskişehir'de, onlar bilir zaten. Reklam gibi olmasın ama. Ama reklam oldu. Evet ama Mondial'in yetkili servisi orası ve oraya vermemiz gerekiyor. Başka bir aksaklığımız yok motorda. Dediğim gibi eğer birazcık hız arıyorsanız buna nazaran daha hafif bir motor alıp 80'liye 100'liye çevirip hızlandırabilirsiniz. Bu motor ağır. Ağır olduğu için de Trendy'ye göre daha yavaş giden bir motor. Özellikle biz şimdi sandalye bağlayacağız buraya. Evet. Onu da gösteririz. Arkadan hatta sandalyelerimizi bağlayalım mı? Aa evet, olabilir. Alıyor şu an sandalye. Sandalyelerimizi bağlayıp parka gidiyoruz. Evet. Bunu Trendy'de de yapabiliyorduk. Bu motorumuzda da yapabiliyoruz. Bu motorumuzda artı olarak ne yapabiliyoruz? Hacmi çok geniş olduğu için geçen pikniğe... Hacmi çok. Şakasız arkadaşlar, pikniğe gittik yani ve bir sürü malzeme sığdırdık oraya. Yine bu alt tarafta baktığınız zaman sizin ufak tefek eşyalarınızı alıyor. Zaten böyle motorun arka çantalarına bence benim tavsiyem önemli şeylerinizi koymayın. Ne olacak hiç belli olmaz. Uçar gider. Ondan sonra kalırsınız. Şu çantamı öveyim mi biraz ya? Arka çantamı çok seviyorum. Arkadaşlar ben motorumu alırken... Şöyle bağlıyoruz bu arada. Ben bir bunu da çekeyim de. Lastiklerle bağlıyoruz. İlk işte sahibinden çantayla birlikte aldım. Çanta Türkiye'de yok dedi bana ve işte 5000 TL gibi de bir ücreti var bu çantanın. Şu an satarsan direkt 3000 liraya alacak bir insan buluruz dedi bugünün piyasasıyla. Ben ilk inanmadım. Ne yalan söyleyeyim, inanmadım. Aha olmadı bu. Ondan sonra giremedi.
Çantanın markasına girdim internete. Cidden yok biliyor musunuz? Türkiye'de yok. Cidden yurt dışından gelmiş. Ben bunu yanlış bağlamışım sizle konuşurken. O yüzden olmaz. Şu üstten geçirmem gerekiyordu. O zaman biter. Böyle işte benim dayanma koltuğumun demirlerini Gerdir. evet sabitliyoruz koltukları. Onlar Ya orada kalıyor. yaz geldiğinde benim tavsiyem bir de motora başlayacak olan arkadaşlar böyle bir motor almasınlar. Daha uygun yollu çok güzel motorlar var. Gitsinler daha uygun yollu daha az para harcayarak bir motor alsınlar ama CC yükselteceklerse. Biz CC yükseltmeyeceğiz. Gidip bir 250'lik 125'lik motor alma düşüncemiz yok. Neden yok? Çünkü biz motoru sadece yazın Allah şehir içinde işimiz görülsün diye alıyoruz. İşimizi görüyor mu sence? Görüyor canım. Hem de nasıl görüyor yani? Ben biraz neden yükseltmek istedim? Montimiz biraz yaşlıydı bu motora göre. O 2019 modeldi, bu 2022 model. O 4000 kilometredeydi, bu 3000 kilometrede. Hatta geçmişti 4200-4300 gibiydi, bu daha 3000 kilometrede. Ve baktığınız zaman fiyat olarak biraz şuna önem veriyoruz biz şu an. Satarken daha iyi satabilmek için. Çünkü trendinin piyasasına göre bunun piyasası daha iyi. O yüzden bu tercih. Ama CC yükseltecekseniz sakın motor almayın. Gidin daha ucuz bir şey. Evet bakın. Bu şekilde bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve gidiyoruz. Ve biz bunlara ilave yanımıza masa bile alıyoruz. Gül Hayır, kucağını ben alıyor. gideceğim Ufak bugün. masamız var. Onunla gidiyoruz. Siz de Tamam ben. yazlarınız böyle. Evet bugün gerek yok. Yazları bu şekilde gezmek için böyle bir motor tercih edebilirsiniz. Ama Beni bitecek gibi oldu. evet. Ama kasklarını takmayı unutmuyorlar, değil mi? Ha, tabii ki. Bakın bizim kasklarımız orada şu an. Kask takıp da Kaskı biniyorsunuz. Mutlaka. Ve Evet. ne olursa olsun motorlar maalesef trafikte daha ufak oldukları Emniyet için kemerinizi de yanınıza alın. onur reyesi gelecek. Benim emniyet kemerim yok ama onun var. İşte sen benim emniyet Evet. kemerim oluyorsun. Belki benim sesim gelmiyor olur. Çok rüzgar esiyor ya. Birazcık bağırarak konuşayım. O yüzden videomuzu artık kapat. Eğer Evet. teknik bir şey olursa da arızaları nasıl giderdiğimizi de diğer videoda anlatacağız. Bu tanıtım Tamam. videosuydu. Daha motorla çok video gelir. Daha yeni aldık çünkü. Hadi kapat. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çana tıklamayı, bilmiyorum başka ne diyeceğim. Unutmasınlar. Unutmayın. Öptük, bay bay. Öptük. Görüşürüz. Dikkat edin. Rüzgara bak ya.